Cuma gününden hepinize günaydınlar. Evime de kanalıma da hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni de soracak olursanız şükürler olsun. Dünün vermiş olduğu bir yorgunluk var. Benim bugün yani cuma sabahı yayınlanacak olan videom, yani perşembe günü böyle ayarladığım kına gecesi işte A101 çekim yaptığım videom. Sabah kalktığımda tam böyle reklamları koyacaktık. Oğlum anne reklam koyulmuyor dedi. Çünkü video telif yemiş. Yani daha yayınlanmadan telif yemiş. Hemen baktık neden yediğine de. Yeşim Salkım'ın müziği var kına gecesi. Ondan dolayı yemişim. Daha yayınlanmadan. Şimdi ne yapayım ne edeyim derken hani o videoyu kapatsam o kısmı acaba hani olur mu olmaz mı diye böyle tereddütte kaldım. Tekrardan videoyu yüklemeye aldım. Yani şu an sizle konuşurken videomun yüklenmesi %52. Daha %100 olmadı. Zaten benim internet problemi biliyorsunuz ama şükürler olsun bu aralar. Yani en azından her gün kalktığımda videom yüklenmiş oluyor. Ben ne yaptım onu da söyleyeyim. Sabah kalktım. Tabii videoyu öyle gördüm erkenden. Benim Mustafa erken kalkıyor. Video yüklenmemiş. Ne yapayım? Bugün de cuma, BİM aktüel ürünler günü. Normalde ben hayatım boyunca hiç sıraya girmedim aktüel ürünlerinde, hem de hiç inanın. Zaten gittiğimde de kalmıyordu. Geç gidiyordum, yetişemiyordum. Velhasıl şu tencerenin peşinde ben belki bir yıldır peşindeyim. İnanın. Belki daha da fazla olabilir. Vallahi var ya, yüklenmemişti ya videoda. Ay dedim dur Aysun git. Hazır sabah saat erken. Saat 7.30'da oradaydım. Benimle birlikte tanıdığım bir arkadaşımın eşi de vardı. İkimiz sıradayız. Neyse saatler ilerliyor. Kimse gelmiyor herhalde dedim. Düğünlerden dolayı kimse kalkamadı. Neyse dedim hadi Aysun, ha gayret alabileceksin herhalde. Yani bugün alabileceksin. Sonra bir tane daha böyle bir beyefendi geldi. Hani ne alacaksınız falan dedim. Tencere alacağım. Ha ben de alacağım dedi. Tencere tava alacağım. Olduk mu? İki kişi. Zaten iki tane tencere geliyor. Şimdi ben size bir şey anlatacağım. Bak buraları atlamayın. Sonra bir tane daha birisi geldi. Bir hanımefendi. Ben de tencere almaya geldim dedi ama şu an ikiniz alacaksınız ve bana kalmayacak. O yüzden beklemenin bir mantığı yok dedi. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Tencere alacak olan beyefendinin bu tencereyi alışı 7 kere mi 8 kere mi bu tencereden almış. Yani her BİM'e gelen tencereyi kapmış. Yine almaya gelmiş. Şimdi kim haklı kim haksız ben size soruyorum. Arkadaki hanımefendi de benim gibi yani daha yeni alacak ilk defa. Tabii ki bir sıra sistemi var. Ben ikincideyim. Beyefendi 3, o hanımefendi 4. sırada. Neyse kapılar açıldı saat 9'da. Ama var ya ben içeri var ya yemin ederim hayatta huyum değildi. Koştum hani böyle koşuyorum tencereyi almak için. Ay var ya. Biz kadınlar yemin ederim fenayız. Yani fenayız derken kötü anlamda söylemeyeyim. Söylemiyorum. Yani kafamıza koyduğumuzu. Yani normalde asla vallahi bak benim huyum değil de böyle koşmak, sıraya girmek. Böyle tabii hücum yapmadım onu söyleyeyim. Hücum yok. Tencereye yapıştım. Tencereye yapıştım. Dördüncü gelen hanımefendi. O böyle tuttu. Ben bir tencere tutuyorum. O bir tencereyi tutuyor. Yani kutuyu tutuyoruz. Ay o beyefendi geldi. O hanımefendinin tuttuğu tencereyi tuttu. Vermiyor. O tencere benim. Ben diyor ikinci sıradaydım. Yok ben diyor üçüncü sıradaydım. O tencere benim hakkım. Ben diyor sabahtan beri bekliyorum. O da diyor ki beyefendi diyor ben aldım yani. Vermem aldım. Şimdi soruyorum size. Aslında hiç hoş bir durum değil. Gerçekten yani çok dışarıdan böyle gördüğümde. Şimdi gülüyorum ediyorum ama yani bilmiyorum bir beyefendiye yakışmayacak bir harekette. Belki şimdi hemen şunu sorayım. Şimdi konudan konuda atlıyorum. Sizce hanımefendi mi haklı, beyefendi mi haklı? Yani sırada bekleyenin hakkı mı yoksa diyelim 4. 5. sırada ama önüne geçiyor ve tencereyi alıyor gidiyor. Ben de size soruyorum. Sırada bekleyenin hakkı mı yoksa geriden gelip tencereyi böyle alıp gidenin hakkı mı? Yani yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hemen ben kendi adımca cevap vereyim. Şimdi beyefendinin 7. 8. kere alışı bu tencereyi. Almasa olabilirdi. Yani o hanımefendiye bir kibarlık yapabilirdi. Zaten tava almıştı. Şahsen
Ben erkek olsam yemin ediyorum o tencereyi bırakırdım. Alsın. Zaten bir sürü geliyor. Zaten beyefendi bu konuda çok tecrübeli. Maşallah yapıştı, bırakmıyor. Kesinlikle o hanımefendi o tencereyi vermiyor. Ondan sonra ben de dedim ne yapıyorsunuz ya? Bir tencere. Bence kadının hakkıydı. Sıraya girenin hakkı mı? Arkadan gelip hemen tencereyi alıp gidenin hakkı mı? Bir de bana ne dediler biliyor musunuz? Ay yine çok konuştum. Tencereyi sepete koydum. Hanımefendi dediler, tencerenize, sepetinize sahip çıkın. Çünkü sepetten alıp fiyatını da ödüyorlar kasada ve gidiyorlar. Haberiniz olmaz. Çünkü böyle yapanlar çokmuş. Aa dedim ciddi misiniz? Aa, böyle yapanlar da mı? Neler var dediler, neler neler yapıyorlar. Zaten tencereyi aldım, geziyorum işte sepetle. Bir sürü kişi sordu. Ve sonunda love'ı tenceresine kavuştum. 26 santim arkadaşlar. Şimdi beraber açalım diyeceğim ama ben açtım. Bir baktım, inceledim. Şimdi bir tarafında bir sorun var. Ben size soruyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Geri iade edeyim mi, etmeyeyim mi? Zaten lavabonun bir tane tenceresi var bende. Kapağında hiçbir problem yok. Bir de kırmızı renk çok seviyorum. Bunlardan daha alır mıyım? Bir de bir tavasında gözüm var. O tavayı da aldım mı tamam. Dökün tencere daha da alma. Şöyle bırakayım. Şimdi size ne göstereceğim? Ay çok ağırdı. Tencerenin şu kısmında görüyor musunuz? Kırmızı bir şey. Kırmızı bir boya var. Sizce o kırmızı boya nokta problem olur mu? Çünkü bu döküm hani bir sormak istedim size. Yani yama falan değil. Herhalde bunun boyası buraya değmiş. Aranızda kullananlar mutlaka vardır. Hani eğer böyle denk geldi mi size BİM'den aldığınız zaman problem oldu mu? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar kullanmayacağım. Çünkü size soruyorum. Birazcık ben pimpirikliyim bu konuda. Ay valla böyle bir maceramız oldu bugün. Bunun rengi daha bir tık açık. Bendeki olana göre bir tık daha açık bir kırmızı. 269 TL'ye aldım yanılmıyorsam. Tavasını da aldım mı döküm olayı bitmiştir. Aslında dökümün bir güveçleri de var ama çok pahalı. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Karnım çok aç. Pelin de şimdi BİM'deymiş. Ben Pelin'e gidiyorum. Tartılacağım arkadaşlar. Fakat korkularım da var. Niye biliyor musunuz? Detoks detoks üstüne yaptım. Ya kilo verdim ya kilo aldım ya da sabitim. Bilmiyorum. Üçünden biri. Bakalım gidip göreceğiz. Yine kamerayı kendime doğru çeviririm. Bir konuşma yaparım. Ama peş peşe detoks yapılmaz. Şimdi beni de bir korku sardı. Pelin'le görüşürüz. Kilom 73. Neden 73? Çünkü ben detoksları art arda yaptım. Aslında Pelin yapma dedi bana. Ama yaptım. Hani deneyeyim dedim. Göreyim. Sakın art arda yapmayın. 700 gram almışım. Tartıldık geldi. Zaten siz de gördünüz. 73 kiloyum. 700 gram almışım. Kabak detoksu işe yaradı mı, yaramadı mı? Hemen size söyleyeyim. Kabak detoksunda 3 gün kabak yedim. Öğlen, akşam. Öğlen, akşam. Kahvaltımı zaten gösterdim size. Detoks da zaten paylaştım. Ne hata yaptım? Suyu az içtim. Suyu az içtim arkadaşlar. Hatta dün neredeyse bir bardak içtim. Bir de detokslar zaten ödemden gidiyor. Zaten ayran detoksunu yaptım. Ödemden gitti. Tekrar peşine hemen 2-3 gün sonra yaptım herhalde. 3 gün sonra, 4 gün sonra işte bilmiyorum. Hemen işte peşine de bunu yapınca olmadı. Ya da ben su içmedim ondan mı anlamadım. 700 gram almışım. Üzüldüm mü? Üzüldüm. Yani 73 kilo. Ama şöyle söyleyeyim. 76 kaçla başladım ben? 76,4 ile mi başladım? Kağıtta yazılı. 73 kiloya 72,3'e düşmüştüm. Şimdi 73'üm. Tabii ki pes etmek yok. Ama şu 3 günlük yapmış olduğum detoksa boşa gitti. Demek ki detoks üstüne olmuyor. Aradan belli bir süre geçmesi lazım. Sadece vücudu şaşırtma bu. Yani sürekli yapılacak bir şey değil.
hata yaptım. Zaten Pelin beni çok uyardı. Aysun yapma dedi. Yapma dedi. Yapma dedi. Ay dedim dur 2,5 kilo gitti ya. Dedim bununla da 3 kilo gider işte. Hani 60'ları artık görürüz. 69-68'i görürüz dedim. Aa ya gördük. 73 olduk. 700 gram almışım. Neyse buna da şükür arkadaşlar. Şükür. 1 kilo almamışım. 300 gram eksik. Tamam mı? Devam mı? Tabii ki devam. Şimdi ne yapıyorum? Yürüyüş yapıyorum. Kendime her gün 2 saat zaman ayıracağım. İnşallah yapabilirim. Sporum artık spor desteği de vereceğim kendime. Yani spor da olacak hayatımda, yürüyüş de olacak. Günde böyle 10 dakika, 15 dakikalık hareketler var. Onları yaparım. Bir şekilde bu 69'u görmek istiyorum. Yani bir ay içinde 69'u görmek istiyorum arkadaşlar. Detoks yapmıyorum artık. Çünkü olmadı. Yani belki sizde olur. Bakın ben zaten söyledim. Su içmedim. Son 2 gün inanın su içemedim. Unuttum. İşte onu çekeyim, bunu çekeyim, şunu yapayım. Instagram, trend yol. Ya şu suyu yanına koy Aysun. Yani onları yaparken yudumlayıp içebilirim. Ama bunu da yapmadım. Kendime bu konuda çok kızıyorum. Artık su her zaman şu yanı başımda olacak benim. Hem de her zaman oturduğum anda. Yani mutlaka suyu ihmal etmeyeceğim. Durum böyle. Ya. Şimdi ben kalkıyorum buradan. Nereye gidiyorum? Tavuk marine edelim birlikte akşam yemeği için. Yanına ben tırnak pide de yapacağım. Haydi bismillah. Günümüz başlasın. Tavuk döner için olan malzemelerimiz 1 kilo tavuğu ben şöyle bıçak yardımıyla arkadaşlar böyle uzunlamasını yani genişlemesini kestim. Çünkü böyle bütün bütünü göstermiştim size ben videoda. Şöyle göstereyim. Burada baharatları var. Baharat olarak da kırmızı toz biber, 1,5 tatlı kaşığı koydum. Bol böyle pul biber, karabiber, kekik, tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt. Burada ben şöyle söyleyeyim. 3 diş sarımsak rendeledim. 2 tane soğan da rendeledim. Suyu var burada. Sadece suyunu kullanıyoruz. Şimdi bütün malzemeleri döküyorum. Karıştırıyorum. Üstünde böyle streç filmle kapatıp 3-4 saat yani maksimum 3 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. O böyle o lezzeti alsın. Tabii ki akşamdan hazırlasaydım çok çok iyi olurdu. Hemen malzemeleri katayım. Son halde size gösteririm. Şimdi Instagram'a çeviriyorum. Instagram'a story çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizde Instagram sayfamı bekliyorum. Hemen altı yazıyorum. Aysun Altire Kitchen. Sayfama da gelirseniz, beni de orada yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Instagram'a cidden bekliyorum. Gelin oraya da orada da böyle birlikte sohbet edelim, konuşalım. Hemen malzemeleri katalım. Arkadaşlar tırnak pide hamurunu ben birçok kere videomda yaptım. Hani tekrardan malzeme göstermedim ama ben size söyleyeyim yine de. 3 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, konuşamadım. 1 yemek kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, maya. Dur bir daha alayım tekrardan. 3 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı da tuz. Yumuşak bir hamur yoğurdu. Benim bardağım birazcık büyük arkadaşlar. O yüzden bayağı çok oldu. Onu da yavaş yavaş ilave ettim içine. Şöyle kıvamını da göstereyim. Yumuşak, ele yapışan bir hamur yoğurdu. Ben şimdi üstünü böyle çöp poşetiyle kapatıyorum. Böyle tam da büyük oluyor. Kapatacağım. Zaten 1 saate hemen mayalanır. Evde sıcak. Mayaladıktan sonra bezeler alıyoruz. Oraları da gösteririm. Şöyle bir iki tane yaptığımı sizinle paylaşırım. Tavuğu sosladım. Şu an buzdolabında saat 3. Şöyle 5 gibi falan yapmaya başlarım. 5-5,5 gibi.
pişmiş olduğum tavaya tavuklarımızı koydum arkadaşlar. Önlü arkalı pişireceğim. Sonra böyle çıkartacağız, dilimleyeceğiz. Ve tekrardan tereyağla şöyle bir kavuracağız. En son. Tavuk dönerlerimiz hazır. Birazcık daha dursun. Bu kapağını da kapatayım. Aman kapağını diyorum. Şunu da kapatayım. Yağ sıçratmaz diyorlar ama bir nebze önlüyor ama yine de sıçrıyor. Ben yine önlemlerimi aldım. Ama bakar mısınız? Yine silinecek yani. En azından fayansları falan silerim. Silerim. Şuraları silerim. Böyle arkadaşlar. Bir de ben seni göstereyim. Bu kalan şeylerden 3 tane böyle bezeyi ben lahmacun gibi yaptım. Çünkü benim geçen yapmış olduğum lahmacundan iç kalmıştı. Hem de yapayım, değerlendireyim. Ve bitti. Pişini de çekiyorum. Tamamdır. Bu da bitti. Bulgur pilavı yapacaktım ama vallahi hiç dermanım kalmadı. Yanına bir soğan doğrarım, domates doğrarım. Yeter. Bugünlük benden bu kadar. Artık onu da, artık bulgur pilavını da yarın yaparım. Tavuklarımızı kızarttık. Önlü, arkalı. Şimdi bıçak yardımıyla uzunlamasını keselim. Şimdi tekrardan tereyağla ve azıcık böyle baharatla soteleyeceğim. Böyle güzel koktu ki mutfak. Böyle bol şey koktu, sarımsak koktu. Pidelerimiz de tamam. Ay şöyle oldu artık, neyse. Şöyle çevireyim. Bayağı uzun oldu. Şöyle yapalım. Valla buram buram şey koktu, sarımsak koktu. Tavaya tereyağı aldım. Tereyağı eridikten sonra doğramış olduğum tavukları ilave ettim. Birazcık da toz biber. Valla şu bizim mahalledeki ses hayatta bitmez. Bazen gerçekten kafam felaket, şişirince felaket. Neyse artık. Allah'a kusura bakmayın. Aynen böyle. Tırnak pideleri de hemen size göstereyim içini. Belki merak edersiniz pişip pişmediğini de. Bakın çok lezzetli oluyor bu. İnanın harika oluyor. Aslında böyle yapıp dondurucu atacaksınız. Böyle lazım olduğunda çıkarın, üstüne de tereyağı. Harika oluyor. Ağzımın tadını çok iyi bilirim. Bir de ne diyeceğim biliyor musunuz size? O kadar lezzetli olmuş ki bir gece önce marine yapılsa daha da lezzetli olur. Yani böyle bile çok lezzetli. O sarımsak, o soğanın suyu, baharatlar. Ya bilmiyorum, bu marine sos benim çok hoşuma gitti. Zaten yoğurt kullanıyorum soslarda. Tadı nasıl olmuş söyleyeyim mi size? Mangalda yaparız ya hani tavuk eti. Aynı onun gibi olmuş. Zaten lokum gibi. Tavuğun hani pirzol alıyoruz ya, o kısmıyla da yapabilirsiniz. İlla tavuk göğsü mesela sevmeyenleriniz olabilir içinizde. Ben tavuk göğsü sevmem. Ama böyle çok lezzetli oluyor. Bir de zaten tavuk tantuni de yapmıştım. Sizinle paylaşmak istedim. Denerseniz de yorumlarda yazarsanız çok sevinirim.
Çok lezzetli. İnanın harika bir şey olmuş. Zaten şu bir kişiyi rahat rahat doyurur. Yanına evet bulgur pilavı yapacaktım. İnanın halim dermanım kalmadı. Yemin ediyorum. Şu an ayaklarım pert bir durumda. Şuraları toparlarım. Tekrardan sileceğim çünkü her taraf yağ oldu. Tam mangal tadı. Samimi olarak söyleyeyim, mangal tadı gibi olmuş. Denerseniz lütfen yorumlarda yazarsanız sevinirim. Mustafa'da içecek almaya gittim. Şöyle yanına içecekle harika olur. Vallahi bir taneyi ben yiyemem kesinlikle. Ara öğünde ben şey yedim, taze fasulye yedim, zeytinyağlı, çok az. Eşim de bir kasa kiraz getirdi. Birazcık komşuma verdim. Yine veririm herhalde çünkü biz bunu tüketemeyiz. Lahmacunlarımız da burada. Mustafa bekliyor. Söylediğim gibi ilerleyen saatlerde bir araya geliriz. Emre ile ikimiz birer kahve içelim dedik ama ilk önce su doldurayım. Döktüm arkaya da. Tamam. Orayı ben bir sileyim bir saniye. Şimdi kahvemizi de yapalım. Videomu da yeni bitirdim. Dedim hadi Emre birer kahve içelim şöyle analı oğullu. Ay bugün çok yoruldum. Bütün gün böyle ayaktaydım ya, bacaklarım çok ağrıdı. Gerçi videoda da kaç kere söyledim bunu. Ay biraz daha mı kahve katsam? Şöyle çok azıcık. Tamam. Şimdi bakayım ışığı yanıyor mu? Niye yanmıyor? Heh, tamam. Pardon. Allah'tan kahve fincanı almayı sevmiyorum. Zaten eşim diyor yani şu kahve fincanı alma şeyinde olsaydı artık ne yapardık? Geçen gün biliyor bana. Ben şimdi bu sepeti bunun üstünde bırakacağım. Ama içine benim şu top olanlardan, hani top saklama kabı oluyor ya cam. Onlardan iki tane almak istiyorum. Bir tane küçük, bir tane orta boy. Bir bakayım, aslında züccaciye çok geziyorum. Gözüme de denk geldi. En yakın zamanda şöyle bir orta bir küçük alıp şöyle bırakmak istiyorum. Sizce nasıl olur? Bana bilmem aklıma şöyle bir geldi. Dedim hadi öyle yapayım. Sabah bir takipçim resim yollamış. Onda böyle kahve makinesi var. O üstüne böyle zeytinyağı koymuş. Ayla Hanım da herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok hoşuma gitti. Ama ben böyle hani kahve koyayım dedim. Şekerlem alırım. Çikolata, lokum falan. Hani öyle bir şey yaparım diye düşündüm. Hani bilmiyorum nasıl olur. Bunlar buraya çok çok güzel oldu. Böyle çok hoşuma gitti. Elimin altında baharatlık. Güzel oldu böyle. Aslında şöyle bir tane sarkan bir çiçek olsa. Değil mi? Öyle bir şey de bakayım bulursa. Şöyle bir sarkan çiçek de güzel olur. Kahvemiz de hazır. Bir videonun daha sonuna geldik canlarım. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ötsün şimdi onu alayım. Tamam. Ben bir kere bunu var ya ötmeden çıkarttım. Birkaç kişi uyardı. Sakın dedi makineyi bozarsın. Şöyle yapalım. Videolarımı da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma da halen abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam. Hepinizi çok seviyorum.